Merhaba arkadaşlar, MTV'ye hoş geldiniz. Her hafta spor toto analizleri ve tahmin kuponları ile karşınızdayım. Hedefimiz güzel tahminler yaparak maksimum kazanç sağlamak. Sizlerden ricam, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve değerli fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Geçen hafta 15 bilen olmadı. 6.832.000 TL haftaya devretti. 14 bilen 18 kişi, yaklaşık 217.000 TL para aldı. Bizim için kötü bir hafta oldu. Yılmadan, hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar, uzatmadan Spor Toto 45. hafta tahminleri ile başlayalım. Listedeki ilk maçımız Polonya ile Türkiye arasında oynanacaktır. Polonya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Türkiye deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Polonya'nın evinde oynanan son 3 karşılaşmada Polonya'nın 3 galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Polonya son 5 maçından 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Türkiye son 5 maçından 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye deplasmanda yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans. Bülten'deki ikinci maçımız Çek Cumhuriyeti ile Malta arasında oynanacaktır. Çek Cumhuriyeti kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Malta deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Çek Cumhuriyeti'nin evinde oynanan 5 karşılaşmada Çek Cumhuriyeti'nin 5 galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Çek Cumhuriyeti son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Malta son 5 maçından 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Çek Cumhuriyeti kendi seyircisi önünde hata yapmayacağını düşünüyorum. Benim bu maç için tahminim direkt 1. Bülten'deki 3. maçımız Almanya ile Yunanistan arasında oynanacaktır. Almanya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Yunanistan deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Almanya'nın evinde oynanan 3 karşılaşmada Almanya'nın 2 galibiyeti ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Almanya son 5 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Yunanistan son 5 maçından 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Borussia Park'ta Almanya hata yapmayacaktır. Ancak Toto açısından beraberlik ile sürpriz aranmalı diye düşünüyorum. Tahminim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 4. maçımız İngiltere ile İzlanda arasında oynanacaktır. İngiltere kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. İzlanda deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. İngiltere'nin evinde oynanan son 3 karşılaşmada, İzlanda'nın 1 galibiyetiyle ve 2 maç İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. İngiltere son 5 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. İzlanda son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Wembley Stadyumunda İngiltere maçın mutlak favorisidir. Benim bu maç için tercihim direkt 1. Bülten'deki 5. maçımız İskoçya ile Finlandiya arasında oynanacaktır. İskoçya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Finlandiya deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. İskoçya'nın evinde oynanan 4 karşılaşmada İskoçya'nın 2 galibiyetiyle ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. İskoçya son 5 maçından 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Finlandiya son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Bu maç berabere bitmeyecektir. Tahminim 1-2 çifte şans. Bülten'deki 6. maçımız Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacaktır. Slovenya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Bulgaristan deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Slovenya'nın evinde oynanan 2 karşılaşmada Bulgaristan'ın 2 galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Slovenya son 5 maçından 1 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Bulgaristan son 5 maçından 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Slovenya kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 7. maçımız İsveç ile Sırbistan arasında oynanacaktır. İsveç kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Sırbistan deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. İsveç'in evinde oynanan son 2 karşılaşmada Sırbistan'ın 1 galibiyetiyle ve 1 maç İsveç'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. İsveç son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Sırbistan son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Bence bu maçta berabere bitmeyecektir. Tahminim 1-2 çifte şans.
Bülten'deki 8. maçımız İsviçre ile Avusturya arasında oynanacaktır. İsviçre kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Avusturya deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. İsviçre'nin evinde oynanan son 3 karşılaşmada Avusturya'nın 1 galibiyeti ile 2 maç İsviçre'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. İsviçre son 5 maçından 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Avusturya son 5 maçından 5 galibiyet ile ayrıldı. Tam bir beraberlik takımı olan İsviçre kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 9. maçımız Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacaktır. Portekiz kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Hırvatistan deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Portekiz'in evinde oynanan son 3 karşılaşmada 2 maç Portekiz'in galibiyetiyle ve 1 maçta beraberlik ile sonuçlanmıştır. Portekiz son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Hırvatistan son 5 maçından 1 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Portekiz kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır. Tahminim direkt 1. Bülten'deki 10. maçımız Danimarka ile Norveç arasında oynanacaktır. Danimarka kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Norveç deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Danimarka'nın evinde oynanan son 4 karşılaşmada Danimarka'nın 3 galibiyetiyle ve 1 maç Norveç'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Danimarka son 5 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Norveç son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Bence bu maç berabere bitmeyecektir. Benim bu maç için tercihim 1-2 çifte şans. Bülten'deki 11. maçımız İspanya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacaktır. İspanya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Kuzey İrlanda deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. İspanya'nın evinde oynanan son 5 karşılaşmada İspanya'nın 5 galibiyeti ile sonuçlanmıştır. İspanya son 5 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Kuzey İrlanda son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. İspanya kendi evinde hata yapmayacaktır. Tahminim direkt 1. Bülten'deki 12. maçımız Meksika ile Brezilya arasında oynanacaktır. Meksika kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Brezilya deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Meksika evinde oynanan son 3 karşılaşmada 1 maç Meksika'nın galibiyetiyle ve 2 maç Brezilya'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Meksika son 5 maçından 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Brezilya son 5 maçından 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak bu maçta Brezilya yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans. Bülten'deki 13. maçımız İtalya ile Bosna Hersek arasında oynanacaktır. İtalya kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Bosna Hersek deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. İtalya evinde oynanan son 3 karşılaşmada İtalya'nın 1 galibiyetiyle 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. İtalya son 5 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Bosna Hersek son 5 maçından 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Spalletti'nin öğrencileri kendi evinde hata yapmayacaktır. Tercihim direkt 1. Bülten'deki 14. maçımız Fransa ile Kanada arasında oynanacaktır. Fransa kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Kanada deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Kendi aralarında oynanan son 1 karşılaşmada Fransa'nın 1 galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Fransa son 5 maçından 1 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Kanada son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Bordeaux'da oynanacak bu maçta sürpriz çıkmayacaktır. Tahminim direkt 1. Bülten'deki 15. maçımız Arjantin ile Ekvador arasında oynanacaktır. Arjantin kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Ekvador deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Arjantin'in evinde oynanan son 3 karşılaşmada 3 maç Arjantin'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Arjantin son 5 maçından 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Ekvador son 5 maçından 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Arjantin kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır.
tercihim direkt bir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 512 TL'lik kuponumuzu paylaştım. Umarım 15 bilen bizden olur. Aklınıza yatan maçları seçip oynamanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Bol şans.